Duygusal destek programı, buyurun. Tamam. Peki. Bir telefon numaranızı alabilir miyim acaba? Ayla Hanım merhaba, Doktor Murat Yalçın ben. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi'nden. Öncelikle bir neden başvurduğunuzu bir sizin ağzınızdan da dinlemek istiyorum. Gece bakımlarım bozuldu. Çok huzursuz, gergin hissediyorum. Halsiz hissediyorsunuz, isteksizsiniz. Peki biraz bu sıkıntı halinden bahsettim. Başlayacağız ben de diye. Sürekli kendim bilmiyorum. Öksürüyor muyum boğazımda? Var mı bir acıma diye. Koronavirüs Online Ruhsal Destek Programı, kısa adıyla KORDEP, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz pandemiyle birlikte toplumun duyabileceği ruhsal destek ihtiyacını da göz önünde bulundurarak bir proje yapma ihtiyacı hissetti. Bu nedenle bir komisyon görevlendirdi. Bu komisyonda tüm ruh sağlığı çalışanları, kamu hastanelerinde çalışanlar, üniversite hastanelerinde çalışanlar, meslek derneklerinin temsilcilerinin bulunduğu bir komisyon oluşturduk. Daha sonra bu komisyon İstanbul Valiliği'nin pandemi kurulu tarafından da izin alınarak bir online destek hattı kurulmasına karar verildi. Sistem şöyle çalışıyor. Şu an 3 aşamalı bir proje söz konusu. Birinci aşama gelen çağrıların karşılandığı aşama. Bir telefon hattımız var. 0850 305 00 34 numaralı hattımız var. Herhangi bir ruhsal problem ihtiyacınız olduğunda bu numarayı arayabiliyorsunuz. Ruh sağlığı alanında çalışan arkadaşlarımız karşılıyorlar çağrıyı. Psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri ya da PDR uzmanları karşılıyorlar. İlk önce kimlik bilgilerinizle ilgili sorular alındıktan sonra yakınmanızı, şikayetinizi, neden bu hattı aradığınızı soruyor arkadaşlarımız. Arkasından bir risk değerlendirmesi yapıyorlar. Bu risk değerlendirmeyi biz 4 gruba ayırıyoruz arayan kişilerin profilini. Bu risk grubunun içerisinden bir kısmı, özellikle birinci risk grubu, ikinci basamağa aktarılıyor. Bunlar daha derinlemesine incelenmesi gereken gruplar. Uyku bozukluğuyla ilgili başa çıkabileceğiniz önerilerden tutun. İşte bir çocuğa COVID pozitifliği nasıl anlatılır, kendini koruması için neler yapması gerektiği nasıl anlatılır kadar tutun. Her tür bilginin yer aldığı bir bilgi arşivi var. Birinci basamaktaki arkadaşlarımız arayan kişinin ihtiyacına göre buradan kendisine bilgi notu, videoda paylaşabiliyorlar. Yaptıkları ilk temel psikososyal müdahalenin dışında sağlık çalışanları, COVID ile enfekte kişiler, yakınını kaybetmiş kişiler, daha önceden psikiyatrik tedavi görüp tedavisi yarım kalmış olanlar, alkol madde kullanım bozukluğu olanlar, 65 yaş üzerindeki grup, hani daha özellikle çalışma gerektiren grubu ikinci basamağa aktarıyor arkadaşlarımız. Buradaki arkadaşlar kendi ilgi alanlarına göre aramaları yapıyorlar. Yani bir alkol madde kullanıcısı aradıysa bu alanda uzmanlaşmış bir arkadaşımız geri aramayı yapıyor. Ya da daha önce psikiyatrik tedavi görmüş biri ise mutlaka bir hekim arkadaşımız, psikiyatri hekim arkadaşımız geri arabayı yapıyor. Yaz ile ilgili bir görüşme ise bu alanda deneyimi olan arkadaşlarımız arıyor. Sağlık çalışanı ise bu konuda eğitim almış bir arkadaşımız arıyor. Daha spesifik bir arama biçimi ikinci basamaktaki çalışmamız. Buradaki amaç derinlemesine psikoterapi görüşmeleri değil aslında. COVID salgınının başlattığı ruhsal problemlere çözüm odaklı yaklaşımlar sunan ve bir program dahilinde olan bir görüşme çerçevesi var. Yaklaşık 5 görüşmeyi içeriyor ikinci basamaktaki görüşmeler. Eğer her şeye rağmen bir ilaç tedavisi ya da bir yüz yüze görüşme ihtiyacı varsa, çünkü her zaman online görüşme ya da telefonla görüşmeyle sorunları çözemiyorsunuz, o zaman bir üçüncü basamağa aktarıyoruz ki bunlar da psikiyatri polikliniklerimiz ya da ihtiyaç halinde yataklı kliniklerimiz. Yaşanılan kaygı bambaşka bir kaygı. Bugüne kadar tanımadığımız farklı bir kaygı ortaya çıktı. Evet, deprem yaşadık, başka toplumsal sorunlar yaşadığımız dönemler oldu ama bu neden çok farklı? İlk defa yakınlığın tehlikeli olduğu bir sorun yaşıyoruz. Aile içerisindeki bireyler bile birbiri için risk oluşturabiliyor. O yüzden bununla nasıl başa çıkacağımızı bilemiyoruz. Hepimiz için yeni. Yasımızı bile toplu halde yaşayamıyoruz, değil mi? Yakınımızı kaybettiğimizde bunun defin törenlerinin bile şekli değişti şimdilik. Belki ertelendi törenler. Bazen gelen çağrılarda sadece tıbbi sorunlar değil, evinde gıda teminiyle ilgili bir sıkıntısını da dile getirebiliyor. Valiliğimizin özel
özellikle bu vefa dedikleri bir organizasyonu var. Onunla entegrasyonunu kurma aşamasındayız şu anda. Evde sağlık hizmetleriyle entegre etmeye çalışıyoruz. Evde sağlık hizmeti gereken kişiler olduğunda, aradığında onlarla da entegre çalışmak istiyoruz. Biz burada geçen haftadan beri başladık aramaları kabul etmeye. Yaklaşık 500'e yakın çağrı geldi KORDEP'e. Bunların da yaklaşık yarısı ikinci basamağa yönlendirilen çağrılar. İkinci basamağa genellikle daha riskli olan kişileri yönlendiriyorlar. Onlara burada ikinci basamakta hekimlerimiz karşılıyorlar telefonları ve telefonda yapabileceğimiz görüşmeleri yapıyoruz. Gerekirse online internet üzerinden görüntülü bağlanıp görüşmeler yapıyoruz. Takip görüşmelerini planlıyoruz. Aynı kişinin görüşmesini sağlayacak şekilde süreçte. Yaptığımız şey daha çok psikoterapötik bir destek vermek, bu süreci nasıl daha iyi geçirebilirler, bilgilendirmek noktasında bir hizmet veriyoruz. Aslında en büyük sorunlarımızdan bir tanesi, birçok hastamız izolasyonda olduğu için, doktora ulaşım şu anda çok zor olduğu için ilaç tedavilerindeki aksaklıklardan da söz ediyorlar. Ama maalesef şu anki mevzuat buna izin vermediğinden bir ilaç tedavisi düzenleyemiyoruz. Bu sürece özel bir durum olarak bu yasını tek başına yaşamak zorunda kalan insanlar da bizi sıkça arayabiliyorlar ki sanıyorum onların en çok desteğe ihtiyacı olan kişiler bugünlerde. Viral yüke ciddi anlamda maruz kalan sağlık çalışanlarından da çokça arama geliyor. Özellikle bazı kliniklerde çalışan arkadaşlarımızın iş yükünün çok artması hem bu kaygıyla baş etmeye çalışırken hem tüketici bir tempoda çalışmak zorunda olmaya dair bir takım tükenmişlik şikayetleri de duyuyoruz. Hayır, ücretli bir hat değil. Yani kesinlikle devlet tarafından karşılanan ücretsiz bir hat. Öyle, aynen öyle. O zaman en yakın zamanda bekliyoruz. Telefon hattımızı arayarak yardım istemişsiniz. İlk görüşmede arkadaşlarımız sizinle bir ön görüşme yapmışlar, değerlendirmişler. Tabii bana sizinle ilgili birçok bilgi verildi ama sizin ağzınızdan da bazılarınızı bir tekrar dinlemek istiyorum. Öncelikle başvuru sebebinizi bana bir anlatabilir misiniz? Neden ihtiyaç duyduğunuz bu programa başvurmaya? Hasan Bey, takıntı hastalığım var dediniz 5 yıldır. Bu hastalığınızı biraz açar mısınız? Ne yaşıyorsunuz? Nasıl sıkıntılar oluyor gün içinde? Nereye dokunursam mesleğe dokunurdum. Kendimdeki hastalığı vardı. Yani onu çok istedim. Bu hastalıktan dolayı daha da çok arttı. Otobüste isterken, otobüste tek koltuğu sınıfına rağmen acıma bulaştı da. Bir yere gittiğinde birisiyle konuştuğumda uzak olmama rağmen acıma bana geçerdi. Uyandığımda sürekli düşünüyorum. Başka bir yere gitmişti, bulaştı. Peki Hasan Bey, şimdi otobüste tek başıma bile otururken çok zorlanıyorum, dışarı çıkınca çok korkuyorum dediniz. Evden bu yüzden çıkamıyorum dediniz ama tedavi görüyorum da dediniz. Peki tedavinizi sürdürebiliyor musunuz şu anda? Ne ilaç kullanıyorsunuz? İlaçlarımı şu anda alamıyorum. Hastalıktan dolayı çok korkuyorum, dışarı çıkamıyorum, tedirginim. İlaçlarımı kullanamıyorum. Evden çıkmaya korktuğunuz için ilaç aldırmaya gidemiyorsunuz şu anda. Evet, evet, doktor bey. Ne zamandır ilaçlarınızı kullanamamaya başladınız? Yaklaşık 3 haftadan beri kullanamıyorum hastalıktan. 3 haftadır ilaçsız kaldınız. Hı. İlaçlarınızı alırken daha iyi miydi durumunuz? Alamadıktan sonra da mı bir kötüleşme oldu? Hı. Acaba kimlik numaranızı da alabilir miyim? Eğer tabii ki ablanız arayabiliyorsa hani o daha iyi olur. Ama siz de görebilirsiniz ama eğer ablanız arama ihtimali varsa kendinize... Yaşınız. Ne çekiyorsunuz? Hı hı hı. Dediği zaman bizi arayabiliyor. Yine bizlerden biri çıkıyor karşısına kardeşinizi. Ondan sonra bir...